Seçim yaklaştıkça elbette vaatler ve niyetler de ortaya çıkıyor. HDP'nin talepleri gündeme geldi biliyorsunuz. Milletvekili adayı Cengiz Çandar, Kılıçdaroğlu'nun Kandil'le müzakere yürütmeye mecbur olduğunu söyledi üzerine basa basa. HDP'nin vaatleriyle ilgili olarak İYİ Parti bu duruma henüz kayıtsız. Kılıçdaroğlu seçilirse çözüm süreci uygulama noktasında inisiyatif alabilir mi? Mecbur, mecbur. Teşekkür öyle olacak. Ederim. Üzerine basa basa mecbur dedi. Cumhuriyet, özerklik, anayasa derken HDP taleplerinde kararlı. En büyük destekçisi de Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları. Bizim sınırımızda başkası olacağını PYD olsun, bizim hiçbir sakıncası yok. Öyle ki terör örgütü PYD'ye yeşil ışık yakan CHP'li Muharrem Erkek, Kılıçdaroğlu'ndan bakanlık sözü de aldı. Muharrem Erkek'i buraya davet etmek istiyorum. Unutmayın, Balıkesir'in ve Çanakkale'nin birer bakanı olacak. Onu ifade edeyim. HDP önce vaatleri açıkla baskısı kurdu Kılıçdaroğlu üzerinde. HDP'liler her fırsatta aba altından sopa gösterdiler. Kılıçdaroğlu'nun da Türkiye toplumuna çıkıp açık net olarak önümüzdeki dönem ne yapacağını kamuoyuyla paylaşmalıdır. Biz yeni bir anayasa yapacağız. Bir genel affı masaya yatıracağız. Seçim yaklaştıkça kapalı kapılar ardındaki taleplerini açıkça dile getirmeye başladılar. Terör yuvası Kandil'le müzakere masası kurulması da onlardan biri. Mecbur. Mecbur. Bütün bir sürü şey yapmamız için anayasanın değişmesi lazım. Şu anda tutuklu bulunan, yurt dışında bulunanların tekrar ülkeye ve siyasete kazanılması lazım. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. HDP'nin terör örgütüyle masaya oturma talebinin CHP'de karşılık bulduğunuysa CHP'li Sezgin Tanrıkulu itiraf etti. Diyalogla, müzakereyle oturacağız, konuşacağız, adım adım ilerleyeceğiz. Kirli pazarlığa Cumhur İttifakı'nın yeni üyesi Yeniden Refah Partisi'nden de sert tepki geldi. Fesih Ozan, PKK yöneticisi. Duran Kalkan, PKK yöneticisi. Açıkça altılı masaya destek veriyor. İşte biz Yeniden Refah Partisi olarak yedili masanın iktidar olmasına vesile olmamak için Cumhur İttifakı'nda yerimizi aldık. HDP varsa biz yokuz diyen Meral Akşener ise tartışmalarla ilgili sessizliğini koruyor.